Her zaman olduğu gibi interaktif bir yayın olması dileğiyle diyorum ve şöyle ilk manşetimizle başlayalım istiyorum. Icardi manşetlerde yine ki biz de zaten bugün kapağımızda başlığımızda Icardi'ye Icardi yer vermiştik. Arjantinli Yıldız Süper Lig'de 11'de başladı. Üst üste 12 maçta gol atmayı başaran ilk isim oldu. Tango'cu bu sezon ligde 6 toplamda ise 9 kez freleri sarstı. Buradaki detay aslında şu Süper Lig'de 11'de başladığı üst üste 12 maçta gol atmayı başaran ilk isim oldu. Mauro Icardi yeni bir rekorun sahibi oldu. Yani Galatasaray'a geldiği günden bu yana aslında birçok farklı rekoru kırdığını da biliyoruz Icardi'nin ki Başakşehir maçında da buna bir yenisini eklemiş oldu. Şöyle sayfada farklı detaylarda var. Onlara da biraz bakmak istiyorum. Montella tribünden izledi detayını görüyorum ki Stefan Kunst'a yollar ayrılmıştı milli takımda. Yerine İtalyan teknik adam Vincenzo Montella geldi ve Başakşehir Galatasaray karşılaşmasında tribünden takip etti. Sık sık notlarını aldı İtalyan çalıştırıcı. O da tabi artık önemli bir serüvene başladı diyebiliriz. Milli takımımızda onu da umarız yani başarılı olur. Başarılar dilemiş olalım. Şimdi sayfada diğer bir detay Kazımcan Karataş şoku başlığını görüyorum ki Kazımcan da talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Hatta Kazım, Kazımcan'ın sakatlığı meydana gelince orada yani yedek kulübesinde bir hani durum değerlendirmesi de yapıldı aslında. Çünkü burada şimdi Kazımcan sahadaki 3. yerli oyuncuydu Abdülkerim'le birlikte. yani baktığımızda Kazımcan'ın çıkması işte Barış Alper ve Abdülkerim dışında oraya bir yerli daha alınması gerekiyordu. Angelino'yu tabii sol e alamayacağınız için veya Angelino'yu almak isteseniz de ekstra bir yabancı oyuncu çıkartmanız gerekiyordu. Okan Hoca ve teknik ekip eee Kaan Ayan'dan yana kullandı burada e, yani seçimi diyelim ve Kaan da bence oyuna girdikten sonra özellikle Abdülkerim'in biraz daha e, sol bek sol bekleşmesi diyeceğim. Tam olarak bir sol bek değil ama o da yine önemli bir performans gösterdi. Kazımcan tarafında ise aslında durum şu şekilde. Onu da okumuş olalım. Performansıyla tartışılan Angelino'nun yerine Başakşehir maçında ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın genç sol bek Kazımcan Karataş 25'te e, rakip oyuncuyla girdiği pozisyonda sakatlandı ve göz yaşlarıyla sahayı terk etti. Sol iç yan bağlarında ezilme olan Karataş'ın durumu çekilecek MR'dan sonra netleşecek detayını görebiliyoruz. Yani Kazımcan bir süre oynayamayacak gibi gözüküyor. Buradaki asıl önemli konu da Kazımcan'ın olmadığı e, bu süreçte Okan Buruk e, nasıl bir değerlendirme yapacak? Angelin uyumu oraya e, hani orada kullanıp işte ekstra bir yabancı kullanmış olacak veya e, Başakşehir maçında da izlediğimiz gibi Kaan Ayhan'ı belki de e, oynatıp işte sol bekte biraz daha Abdülkerim'e şans verebilir. Hani burada tabi hoca e, kararı verecek ama çok kolay bir karar olmayacak diyebiliriz. Sayfadaki bir diğer detaysa Kerem Aktürkoğlu taraftar desteği e, başlığını görüyorum ki bu da aslında Önemli detaylardan bir tanesiydi. Yani e, baktığımızda Kopenhag maçında bir kesim taraftarın ıslıkladığı Kerem Aktürkoğlu'na Başakşehir maçı öncesinde tribünden destek vardı. Aktürkoğlu tribüne çağıran Galatasaray taraftarlar bu taraftar Selin'le gurur duyuyor tezahüratı yaptı. Kerem penaltı kazandırarak kalitesini de gösterdi oyuna girdikten sonra bunu da eklemiş olalım. E, farklı detaylara da geçmek istiyorum. Bir yandan da tabii sizlerin yorumlarınızı da bekliyorum daha interaktif, daha keyifli bir yayın olması için. Şimdi Rekortman Icardi dedik. Rekortman Icardi'den devam ediyoruz ki yine gördüğünüz gibi manşetler e, demiştik zaten yayının başında. Tangocu arda arda 12. golünü atarak Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı detayı var. Yine e, Abdülkerim'in sol beke geçmesiyle alakalı detayları görebiliyoruz ki Kazımcan'ın sakatlığını az önce de konuştuk. Davinson duvarı başlığını görüyorum burada. Onu da Tabii konuşmadan geçmek olmaz. Davinson Sanchez de Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçında gerçekten e, önemli bir performans gösterdi bence. Ve burada artık hani Nelson'un forması da biraz sanki e, zora girdi diyebilirim. Başakşehir'e karşı Nelson'un yerine şans bulan başarılı stoper müthiş bir maç çıkardı. Performansı ayakta alkışlandı. Detayını da görebiliyoruz ki Victor Nelson'un yerinde e, ilk 11'de başlamıştı. Abdülkerim Bardakçı ile birlikte Davinson Sanchez. O da tabii yani Galatasaray'ın e, önemli bir yatırımı, çok önemli bir yatırım yapıldı oyuncu, önemli bir servisi ödendi, ciddi bir maaşı var ve bundan dolayı da tabii beklenti de yüksekti. O da Başakşehir maçında gerçekten bu beklenti fazlasıyla karşıladı diyebiliriz. E, yine farklı sayfalara geçmek de istiyorum. Yeni Kral Icardi e, başlığı var burada. Mustafa Yaşar'dan da bir yorum gelmiş. Selamlar, iyi yayınlar diyor. Biz de selamlarımızı gönderelim şimdi yeni kral Icardi tangocu Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı detayı var. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Süper Lig'in son 12 yılında üst üste ilk 11'de başladığı 12 maçın hepsinde gol atan ilk futbolcu olma ünvanını ele geçirdi. Önceki rekor üst üste 11 maçla Burak Yılmaz'a aitti. Detayını da görebiliyoruz. Eee Icardi de artık 12 maçta bu rekoru kırmış oldu. Sağ altta hemen Bayern Münih ile alakalı bir e, haber var. E, 7-0 mağlup etti Bayern Münih rakibini. Bu da tabii Galatasaray'ı ilgilendiren bir durum ki Galatasaray'ın şampiyonlarla gruplarındaki e, rakibi Bayern Münih. Bunu da ekleyelim. Şöyle hızlıca diğer sayfalara da geçmek istiyorum. Diğer sayfalara da bakmak istiyorum. Rekor adam Icardi başlığını yine görüyoruz. Icardi üst üste Süper Lig'de 12. maçta da gol atan ilk isim oldu. şehrin aslanları başlığı var burada ki Kopenhag maçında tekleyen Cimbom Başakşehir'e patladı. Ziye yine sahnede detayı var ki Hakim Ziye'de süre aldığı maçlara baktığımızda gerçekten skor katkısında önemli bir şekilde bakan yani önemli şekilde etkileyen bir oyuncu diyebilirim. Şöyle hızlıca devam etmekte de istiyorum Rekortman Icardi'yi Okumuştuk. Kazımcı'nı yandı başlığını görüyorum Sabah gazetesinde bu da. Ee, Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında Kazımcan Karataş'ın sakatlığı ile sarsıldı. Sarı kırmızılıda ekipte yerli rotasyonunda çok önemli bir isim olan Genç Solbek ilk yarıda sakatlanarak gözyaşları içinde oyundan çıktı. Bacağında iç yan bağ gerilmesi oluşan futbolcu en az bir ay sahalardan uzak kalacak detayını da görebiliyoruz. Yani işte burada biraz tabii e, teknik ekibin ve Okan Buruk'un tercihi önemli olacaktır. Yani direkt olarak Angelino'yu orada başlatıp belki sahada farklı bir e, üç yerli kombinasyonu yapılabilir. Ki e, biraz da şu konuya da gelmek istiyorum. Yani Mustera'nın son iki maçta yediği gollerden sonra hani acaba Günay Güvenç mi bu üçüncü yerli olur? Burası da bir soru işareti ama Günay'da artık süre alabilir gibi geliyor bana. Çünkü e, hem artı bir yerli olduğundan dolayı hem de Mustera'nın son özellikle iki maçtır böyle birazcık tabii yani performansında düşüşler olduğundan dolayı diyebilirim. Tekrardan yorumlara da dönmek istiyorum. Ceren Dalgıç iyi yayınlar demiş. O da yayınımızı şu anda e, takip ediyor. Osman Akcan merhaba iyi yayınlar. Şöyle ekranda getirelim Osman Bey'in yorumunu. Sağ sol bekte sakatlık ve formsuzluk varken barış beklerde değerlendirilse ve bu bölgeye evrilse hızıyla daha faydalı olmaz mı demiş Osman Akcan ee, Barış Alper Yılmaz daha önce sahbette değerlendirildi aslında fena da değildi performansı bunu da söylemiş olalım ama Barış sanki biraz daha e, yani profil olarak forvetleşmeye doğru gidiyor gibi geliyor bana çünkü e, sezon başına hatırlayacak olursak biz Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'ın bir e, forvet tercihi yani belki Icardi'ye diye bir e, yedek olması anlamında hep konuşuyorduk. Kenarlarda elbette Barış Alper Yılmaz oynayabiliyor ama onun bir forvet alternatifi olduğunda söylüyordu ki bakan bunun da önünde olduğu aslında birçok kişi tarafından söyleniyordu. Yani tekrardan Barış Alper Yılmaz'ın bek olarak düşünülmesi bana şu an çok sıcak gelmiyor açıkçası ama söylediğim gibi yani bek mevkisinde de değerlendirilmiş bir oyuncuydu. Hızıyla da orada fark yaratır ki fiziksel olarak da bekte oynayabilecek bir isim Barış Alper Yılmaz ama kariyerinin geri kalanında ben Barış Alper'in tekrardan e, oraya döneceğini çok fazla düşünmüyorum. Şöyle fark